maksimalist hedefler gidiyorlar. Maksimumlarını koyuyorlar ama neden uzlaşabileceklerini ortaya koymuyorlar. The core problem is that Maviv Matan is in clear discrepancy with the law of the sea. Türkiye'nin farklı hak ve egemenlik iddialarını içeren deniz alanlarının bütünü Mavi Vatan. Of the Mediterranean has not yet been defined by an agreement between Greece or Turkey and Turkey, or between Turkey and another country, or Greece and another country. We claim this part of the sea to be our continental self, and Turkey claims to be its continental self. Ankara'daki algı Türkiye'yi kara sularını hapsetmek, hatta Antalya Körfezi'ni hapsetmek gibi bir çaba olduğu düşüncesi var. Buna da yeterince güçlü ve zamanında karşı çıkılmadığı takdirde Yunanistan'ın Türkiye aleyhine yayılmacı bir politika güttüğü ve bunu da AB politikaları ve kurumlarının desteğiyle yapmaya çalıştığı algısı var. 16 ada var galiba, işte Yunanlıların Türk egemenliğinde olmasına rağmen Yunanlıların hak iddia ettiği ve üzerine yerleşim koyduğu, yani bir var kalım meselesi olarak ortaya konuyor. Yani Türkiye'nin denizlere erişimden mahrum bırakılma çabası içinde oldukları düşüncesi var. Well, the root of the problem on our behalf is that we feel that Turkey is a revisionist power. We feel that Turkey wants to restore its influence as it used to have in the former Ottoman Empire. Any island has effect in terms of continental self and exclusive economic zone. And of course, any island has territorial waters up to 12 miles. As you know, there is a casus belli on behalf of Turkey since June 1995 to Greece for not expanding our territorial waters to 12 miles. Türkiye'nin temel tezi de münhasır ekonomik bölge sınırlandırma pratiklerinde adaların rolünün minimum, yani neredeyse yok edilecek kadar az olduğu varsayımından hareket ettiğini ortaya koyuyor. Uluslararası deniz hukuku hakikaten baktığımız zaman içtihatlara giderek adalara kara sularının ötesinde bu tür deniz yetki alanları tanımama yönünde gidiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tezine daha yakın. 2003 yılında Avrupa Birliği'nin Sevil Üniversitesi'ne hazırlattığı bir harita Türkiye'de bazı çevreleri çok kaygılandırdı. Avrupa Birliği'nin işte deniz egemenlik alanlarına ilişkin potansiyel sınır düzenlemelerini işleyen bir harita. Ben haritanın kendisini görmedim, çok araştırdım doğrusunu isterseniz. Meis Adası'ndan hareketle Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de bir çıkıntı halinde bir münhasır ekonomik bölge tanınıyor gibi görünüyor. Doğu Akdeniz'de de Türkiye'yi bu sefer Antalya Körfezi'ne hapsedecek gelişmelerin başlangıcı olarak görüldü. It's not a formal map. Greece's official position is only expressed by its government. It is not expressed by professors, maps or other, you know, stuff. In contrast, and this is very unfortunate, in the case of Turkey, the Maviv Vatan map is everywhere. It is supported by President Erdogan himself. If you look into Maviv Vatan and into the law of the sea, you will see a very clear discrepancy. Maviv Vatan yine denizcilerin uzun süredir üzerinde konuştukları ve biraz da kamuoyunda deniz yetki alanlarına dair farkındalığı arttırmak için ortaya koydukları bir kavram. Daha sonra bir doktrine dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları var, 770 bin kilometre kare. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam egemenlik hakkına sahip olduğu kara suları var. Karadeniz'de ve Akdeniz'de 12 mil, Ege'de 6 mil olmak üzere.
Bu da mavi vatanın parçası. Bu tam egemenlik alanı. Bir de ama deniz yetki alanları var ki bu Türkiye'nin egemenlik iddiası değildir. Deniz dibi kaynakları ve su kaynaklarını işlemeye dair yetkisinin ifadesidir. Sanki yani bir Türkiye var, ana kara, bir de etrafında Türkiye'nin tam hakimiyet peşinde koştuğu bir deniz alanı varmış gibi bir izlenim uyandırıyor. Hayır, o öyle değil. Yani Türkiye'nin farklı hak ve egemenlik iddialarını içeren deniz alanlarının bütünü Mavi Vatan. Yani bu doktrinde bugünkü anlamıyla baktığımızda işte gerekirse deniz gücünü de kullanarak buradaki hak iddialarının sonuna dek savunulması. Sanki hani bu da bir tam egemenlik iddiasıymışçasına kara sularındaki ya da hava sahasındaki bir yetkinin savunulması kadar güçlü biçimde savunulması gereken bir alanmış gibi ortaya kondu. Bunun bu kompozit niteliği göz ardı ediliyor. Yurt dışında da ben bunun tam anlaşıldığını zannetmiyorum. Onun böyle bir biraz böyle yayılmacı işte egemenlik iddiası, başkalarının iddiaları aleyhine bir şekilde algılanması var. Bu doğru değil. Yani aslında değişik hukuki zeminlerin bir araya getirilip Türk kamuoyuna bunun bir farkındalık aracı olarak aktarılması. Ama Libya anlaşmasıyla birlikte ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Deniz Harp Enstitüsü'nü ziyareti sırasında bu Mavi Vatan haritasının önünde resminin çıkmasıyla bambaşka bir anlam kazandı. If Turkey assumes that it can impose its Mavi Vatan map by any means, diplomatic, military, economic, whatever, I'm afraid that it does a very big mistake. Turkey should adapt to regional and to legal realities. Turkey thinks that Greece wants to create and to develop an anti-Turkish bloc, a cordon sanitaire in the Eastern Mediterranean, with a contribution of Cyprus, Egypt, Israel, France, etc. But this is not the case. I mean, Greece does not want to exclude Turkey from regional developments. We do not want to exclude Turkey from energy developments. But Turkey, in the way it behaves in the last years, is self-isolated. Türkiye aslında en kötü sonucun kıyısından döndü. Yani Doğu Akdeniz'de yani bir tek Libya kalmıştı bir anlaşma yapabileceği bu konuda ve bu böyle bir wild card gibi, bir joker gibi aslında Türkiye'ye karşıtı oluşan o koalisyonu da bir hayli tek bir hamlede hırpalamış oldu. Yani işte şey Mısır biliyorsunuz, Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, hatta Ürdün bir noktada dahil olmuşlardı. Bu işte enerji forumu oluşturmuşlardı. Hani Türkiye karşıtı cephe genişliyor gibi gözüküyordu. Burada aslında Türkiye kendi münhasır ekonomik bölgesinin Doğu Akdeniz'deki batı sınırını çizdiğini de iddia etmiş oldu. Bu aslında Yunanistan'ın hak iddia edebileceği alanlarda Türkiye'nin biraz ön alması anlamına da geliyordu. Birleşmiş Milletler'deki uluslararası anlaşmalar kütüğüne kaydettirdi. Ve dolayısıyla da artık hani yasal zeminini de uluslararası hukuk açısından daha sağlam bir zemine oturtmuş oldu. We are very disappointed by the agreement between the Turkish government and the government of Tripoli. As you know, the government of Tripoli does not represent the whole of Libya, and the Libyan parliament was totally against that agreement. That agreement has not yet been ratified by Libya. This shows that has been an agreement that was imposed by the Turkish government to the government in Tripoli, given that back then, in late November 2019, the government in Tripoli was in dire need for Turkish support. Irrespective of that, if Greece manages to reach an agreement with Egypt, which is one of the priorities of our foreign policy, this means that we will have two agreements, the one sidelining the other. So in that case, we can jointly agree to let the International Court of Justice solve our differences. And then we will have a verdict from the ICJ, and we should accept this verdict. 2004'te Yunanistan aslında büyük bir fırsatı tepti diyeyim ben, en azından ben öyle yorumluyorum. 1999'da Helsinki'de Türkiye AB adayı ilan edildiğinde başkanlık bildirisinde sınır aday ülkelerin ve üye ülkelerin aralarındaki sınır sorunlarının nasıl çözüleceğine dair bir formülasyon vardı.
bu Ege meselelerine ilişkindi. 2004 yılına kadar bu tür anlaşmazlıkların ikili müzakerelerle çözülmesi için süre vermişti Avrupa Birliği. Ki bu Türkiye'nin savuna geldiği şeydir. Hani ikili müzakerelerle çözelim diye. 2004'e kadar buna bir çözüm bulunmadığı takdirde taraflar, uluslararası mahkemeler de dahil, yargı mekanizmalarını da devreye sokacaklardı 2004'ten sonra. Bu Yunanistan'ın savunduğu tezdi. 2004 yılı geldiğinde bu ikili müzakerelerle sonuç almak için tanınan süre bitti. Ben mesela uzun yıllar Türk-Yunan ilişkilerini takip eden biri olarak Atina'nın hemen bu fırsatı değerlendirip işte Ege meselesini Uluslararası Adalet Divanı'na götürelim diyeceği demesini bekliyordum. Ve Türkiye'nin de hani AB sürecinin hatırına bu işe evet demesini bekliyordum. Yunanistan bunu asla gündeme getirmedi. Sonra da biliyorsunuz işte 2008'de Yunanistan'da ekonomik kriz, işte Türkiye'nin sorunları malum. Yani Yunanistan aslında kendi tezini, kendi çözüm tezini hayata geçirebileceği takvimi de ıskalamış oldu. Bu şu anlamda önemli, iki tarafta maksimalist hedefler gidiyorlar. Yani bir türlü kendi pozisyonlarını, yani maksimumlarını koyuyorlar ama ne de uzlaşabileceklerini ortaya koymuyorlar ve aradaki güç dengesindeki lehte ya da aleyhte meydana gelen değişiklikler bu konulardaki müzakere pozisyonlarını etkiliyor. Şu an Türkiye işte kendini güçlü hissediyor çünkü hakikaten ortada bir güç boşluğu var. Yunanistan'sa yani Avrupa Birliği'nin desteğini şey dışında, Fransa dışında alamıyor. Dolayısıyla Türkiye askeri yöntemi devreye sokuyor. Yani bu şekilde maksimalist bakıldığı sürece de biz bu sorunlarla yaşamaya maalesef devam edeceğiz. So the Eastern Mediterranean is full of challenges. So the best outcome for Greece is to see this region becoming stable once again and becoming prosperous. We are neighbors. Geography is destiny. We cannot move in Central Europe. We cannot become a Scandinavian country, and so does Turkey. We should seek for solutions. By excluding one or the other, I can assure you that there will be no viable solution for the Eastern Mediterranean. Türkiye için optimum sonuç, aynı Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de statükonun aynen muhafaza edilmesi. Yani hiç kimse araştırma yapmasın. Kıbrıs sorunu çözülene kadar, Türk-Yunan sorunları çözülene kadar. Dolayısıyla bir moratoryum ya da sorunların dondurulması Türkiye için şu noktada ideal çözüm olabilir gibi geliyor.